Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, Bir Yalancının Mumu programına da hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sevgili Utku Reyhan'la birlikte sizlerleyiz. Bir önceki programımızda Türk Tabipler Birliği'nin kanserle ilgili yalanlarına değinmiştik. Kürtlere kanser tanısının geç konulduğu yönündeki iddialarını sizlerin önünde yalanlarını söndürmüştük. Ardından yine aşı değil solüsyon açıklamalar olmuştu. Bunlarla ilgili belgelerle bir önceki programımızı tamamladık. Kaçıranlar YouTube kanalından, Ulusal Kanal YouTube kanalından izleyebilirler. Bugün Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yaşamını yitiren, intihara sürüklenen Enes kardeşimizle ilgili yaşanan tartışmaları, siyasilerin açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Bunun üzerine ne gibi işte değerlendirmeler yapılmış? Biliyorsunuz Nur cemaatine yakın bir evde kendisi intihar etmişti. Kendisinin intihardan önce bir takım açıklamaları olmuştu. Basında geniş şekilde yer aldı. Bununla ilgili bir takım medya organlarının değerlendirmeleriyle başlayabiliriz. Evet, yani öyle başlayacağız ve aslında bugün kimler timsah gözyaşı döküyor? Bu açıklamalar çünkü timsah gözyaşı içeren açıklamalar. Çünkü faili gizleyen ve aslında yeni Enes'lerin diyelim belki hayatını kaybetmesine, belki hayatının kararmasına yol açacak bir örtme var bu açıklamalarda. Onu göreceğiz. Ve bunun da bir siyasi sebebi var. Aslında programı en sonunda bağlayacağımız yer orası. Aslında ben de hazırlarken bu kadar olduğunu, programa hazırlanırken tam tahmin etmiyordum ama bu Nurcu gruplarla Türkiye'deki bazı siyasi çevrelerin iç içe geçmişliği hakikaten çok dikkat çekici ve çok çarpıcı. Önce bir kim ne demiş ona bakalım, arkasından devam edeceğiz. O zaman bugün en çarpıcı manşetle ilk görselimize gelsin. Yani bu işte biliyorsunuz Nur cemaatine yakın medya organı, hatta değil mi, onların yayın organı diyebiliriz. Yani şöyle, bu Nurcular denen yapı, işte bu Said-i Nursi Cumhuriyet düşmanıdır. Yargılanmıştır, idam edilmiştir. Ona arkasından bu Nurcular birkaç parçaya bölünüyorlar. Yeni Asya'da bunlardan birisi. Fethullah Gülen de FETÖ'de bunlardan birisiydi. Yeni Asya'da bunlardan birisi. Ve bu Enes kardeşimizin intiharını, şok intiharının sebebi umutsuzluk diye veriyor. Yani aslında bu kardeşimiz, bu videoyu izlemeyen kalmamıştır. Bir intihar videosu çekiyor. O videoda o yurtta yaşadıklarına özellikle vurguluyor. Yurtta yaşadığı zorlamaları, baskıları dile getiriyor. Ve yaşama sevincinin kalmadığını söylüyor ve intihar ediyor hemen arkasından. Şimdi yani ailesini buna zorladığını söylüyor yine aynı şekilde. Tabii aile zoruyla orada kalıyor. Hatta o kadar ki işte babasının açıklamaları da tabii dehşet vericiydi. Neredeyse çocuğu suçluyorlar. Burada da aslında onu görüyoruz. Yani tıp öğrencisi Enes Karan'ın intiharı iyi analiz edilmeli, ideolojik saptırma ve çarpıtmalarla istismar edilmemeli. Niye bunu diyorlar? Çünkü bu intiharın arkasından toplumda bu tarikat, cemaat yurtlarına, ya bunlar vakıf ya da dernek olarak örgütleniyorlar ya da bu örnekte olduğu gibi ortada bir yurt da yok aslında. Öğrenci evi görünümünde bir takım bence örgüt evleri var. Dolayısıyla burada kendilerine bir tepki oluştuğu için istismar edilmeyin, ideolojik çarpıtma yapılmasın diyerek suçu da aslında çocuğa yükleyen bir şey var burada, umutsuzluk. Yani umutsuzluğa kapıldı gitti. Halbuki çocuk intihar sebebini söylüyor. Bunlar ise onu örten bir tavır içerisinde. Yine bu, bak, fatura cemaatlere çıkarılamaz. Şöyle oldu zaten, izleyicilerimiz de bilecektir. Bu işte intihar vakası yaşandıktan sonra gün boyu sosyal medyada, işte internet üzerinde haber sitelerinde, haber kanallarında hep cemaate yönelik halk tepkisi hem gelişti. Aslında 15 Temmuz'dan sonra Türkiye bu konuda daha refleksleri sağlam hale geldi. Yani şimdi işte bir takım çevreler yine işte hükümet üzerine, yani aslında bu cemaat evlerinin doğrudan hükümetle bir bağlantısını kuruyorlar. Birazdan göstereceğiz şeyleri. Yani bu aslında bu cemaate yönelik açıklamaların aslında kime yaradığını, kime yaramadığını, değil mi? Tabii. Bu çevrelerin aslında sandığımız gibi, değil mi, hükümet veya muhafazakar diyebileceğimiz çevrelerle değil de doğrudan muhalefetle olan ilişkisini değineceğiz. Zaten bu örtbasının altında yatan da biraz bu siyasi ilişkiler. Birazdan bunlara değineceğiz. Ama
Bu manşet haberine devamında Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeninin konuyla ilgili yazdığı yazı var. Evet. İşte intiharın perde arkası başlığıyla. İkinci görselimizi arkadaşlar onu gösterebiliriz. Evet, intiharın perde arkası. İşte belli ki ailesiyle çevresiyle iletişim sorunu yaşamış. Onu anlayan biri karşısına çıkmamış. Oysa diyor Kazım Güleçyüz, aradığı cevaplar Risale-i Nur'da var. Ama bunların anlayabileceği bir dil ve metotla verilmeyişi Enes'i bunalıma sokmuş. Halbuki aradığı cevaplar Risale-i Nur'da olsa siz sabahtan akşama bu çocuğa zorla o Risale-i Nur dediğiniz işte kitapları, şunları bunları okuttunuz. İçi bomboş şeyleri, hurafelerle dolu şeyleri okuttunuz. Bu çocuk bundan intihar etti zaten. Hala Risale-i Nur doğru okumadığı için intihar etti diyorlar. Bak, üstsüzlüğe bakabilir misin ya? Yani bir çocuk ölmüş, sizin yüzünüzden ölmüş, sizin işte o doğru okumadı o yüzden öldü dediğiniz çocuk sizin yüzünüzden öldü. Ve hala daha, bak açık söylüyorum, utanmadan doğru okusaydı Risale-i Nur'u ölmezdi diyor. Sorumlusu yine çocuk. Tabii. Yani yine ben böyle bir yüzsüzlük çok az gördüm. Hatta açıkçası. Yani devamında da işte yazının devamında yine aslında niyetini de ortaya çıkartıyor. Tabii. Devam edelim. Devam edelim bir sonrakinde. Burada da aslında şöyle. 15-20 Temmuz süresinde yapılan vahim hukuksuzlukların gerek cezaevlerinde gerekse dışarıda yol açtığı her biri ayrı bir insanlık faciası olan yüzlerce intihar olayının örtbas edilip gözden kaçırılması diye de. Evet. Yani bu olayı aslında 15-20 Temmuz süreci dediğin nedir? FETÖ'yle mücadele süreci. Tabii. Devletin doğrudan FETÖ'den, FETÖ'yü devletten tasfiye ettiği süreç. Diyor ki yani intihar olaylarını konuşacaksanız diyor. İşte bu FETÖ mağduriyetlerinde işte intihar edenleri konuşun. Tabii. Yani bir de şunu söylüyor. Enes'in intiharı yeni algı ve linç operasyonları. Yani kime linç yapılıyor şu anda ya da kimle ilgili algı tırnak içinde yaratılıyor? Bu yeni Asyacılarla, diğer Nurcu örgütlenmelerle ilgili yaratılıyor. Şimdi demek ki 15-20 Temmuz'da bir algı süreci onlara göre. Yani bir darbe falan yok ortada da bir algı süreci yaratılmış onlarla ilgili. Dolayısıyla şu çocuğumuzun bu vahim intiharından dahi FETÖ'yü kurtaracak, FETÖ'yü kurtarmaya dönük bir argüman, bir söylem üretebiliyorlar. Devam edelim. Şimdi devam edelim. Yine bugün Yeni Asya'da, bu daha çarpıcı. Evet, evet. Bir başka yazarları. Bir başka yazarın yazdığı yazı. Bir gencin intiharı birilerine koz verdi. Evet. Bilgi kirliliği ve çarpıtma had safhada. Yani yine ya bu Enes kardeşimiz intihar etti. Cemaat yurtlarını kapatalım. Yine de suçlu oldu. Tabii cemaatleri kapatalım diyen cahiller diyor. Ondan sonra biz anneyi babayı da düşünerek empati yapacağız diyor. Şimdi anneyi baba mesela baba ne diyor? Ben orayı özellikle gönderdim. 25 yıldır tanıyorum, güveniyorum. Bir yanlışlarını görmedim. Hatta bugün olsa bir daha gönderirim falan. Yani çocuk mesela, şikayetçi değilim dedi. Şikayetçi değilim dedi falan. Ondan sonra şu çok çarpıcı. Hani biz diyoruz ya devlet yurtları olmalı. O nasıl yaklaşıyor? Evladı ana babasından alıp devlete veren komünist zihniyetin bir versiyonu da bu tür olaylarda hortluyor. Yani ana babadan alıp bunların eline vermek şey normal. Normal. Yani sizin gibi böyle ne olduğu belirsiz kitapları okutan, işte ondan sonra yasa dışı evlerde tutan, sözde yurtlar normal ama devlete verince işte şey çocuğu ailesinden alan komünist zihniyet ve evet. Daha da önemlisi şu. Anne babanın elinden alacak cumhuriyet düşmanı, tabii. Atatürk'e deccal diyen tabii. Bir takım yayınlarla çocukları büyütmek sorun yok bunlarda. Ve şunu söylüyor. Diyor ki biraz yukarı çıkartabiliyor muyuz? Yani şey özür dilerim aşağı indirebiliyor muyuz? Diyor ki hepimiz biliyoruz ki cemaatler hele bu yıllarda psikiyatri hastaneleri gibidir. Evet. Tedavi merkezi. Yani psikiyatri hastanesi değil de insanı delirten bir yönü var. Yani öyle anlaşılıyor. İntihara sürükleyecek kadar insanların diyelim psikolojisini bozan bir rol oynuyor. Bir hastanın tedavisi başarılı olamadı diye hastaneyi kapatır mıyız? Yoksa hastaneyi geliştirmek ve tedaviyi yeniden şekillendirmek mi gerekir? Ana babanın evladı için düşündüğü iyiliğin cemaat dışında alternatifi var mı? Yok. Ve şöyle hasta olarak görüyor. Tabii. Yani
toplumdaki değil mi başıdık Türk vatandaşını, tabii, Cumhuriyet yurttaşını hasta gitmeden diye tanım. İyileşemezsin. Evet. Özeti bu. Yani senin kafanda bir takım sorunlar var, hastalıklar var. Bunu ancak cemaat yurtlarına gelerek aşabilirsin diye. Ve bunun şeyini de hizmet kalitesine bağlı. Yani hizmet kalitesini artırırsak olmaz bunlar. Yani hizmet kalitesi ne? Yani daha fazla namaza zorlamak mı? Daha fazla efendim o Risale-i Nur denen şeyleri okutmak mı? Bu mu yani hizmet kalitesi? Dolayısıyla bu Yeni Asya grubu, Nurcuların sesi olan Yeni Asya gazetesinde bugün hem manşetinde hem köşelerinde biz hiçbir ders alınmadığı gibi tam tersine kendilerini haklı gören ve çocuğu haksız gören bir yaklaşım görüyoruz. Büyük bir aymazlık içerisinde. Ve şöyle bir inkar da yok. Tabii. Yani kamuoyunda çıktı dedi ki Nur cemaatine bağlı evlerde yer alıyor. Bir de şöyle şimdi burada diyor ki hastane falan tanım yapıyor. Bir cemaat bir kurum tanım yapıyor ama tabii, baktığımız zaman ortada ev var. Tabii. Yani bir yurt da yok. Bir yurt da yok ortada. Ev var. Böyle evler tutulmuş. İçine öğrenciler yerleştirilmiş. Bunu diyor. Daha da kurumsal hale getirelim. Tabii. Tabii. Değil tabii. Mi? İlerletelim diyor. İlerletelim diyor. Böyle dağınık olmaz diyor. Tabii. Doğru. Ve inkar etmiyor. Yani bu biz değiliz bu demiyor. Tabii. Kabul de diyor. Tabii. Yani bir sorumluluk alıyor ama bu sorumluluğa dair de bir takım kendi tabii içinde değerlendirmeler yapıyor. Bu aslında birazdan ekrana getireceğimiz görüntüleri de izleyicilerimizin dikkat çekmek açısından önemli. Şimdi Enes'in ölümünden sonra siyasiler ne açıklama yapmış? Evet. Biraz bunları izleyicilerimize gösterelim. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz tweet attı. Gençlerimize ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Şöyle oldu. Enes'in intiharı kamuoyunda yer etti. Bütün gün sosyal medyanın birinci, ikinci, üçüncü gündemlerine yer aldı. Tabii vatandaş değil mi cemaate karşı bir tepki oluşmuş. Neye bakacak? Tabii. Liderler ne diyor? Evet, liderler ne diyor? Buraya bakacak. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ses yok. Ahmet Davutoğlu'ndan ses yok. Bir takım CHP'liler sesini çıkartınca Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler daha da fazla artmaya başladı. Sen niye susuyorsun dedi. O da dedi ki ya susuyorum çünkü sorumlu davranıyorum. Sorumlu davranıyorum. Peki. Müthiş bir öfke. Bu arada müthiş bir tepki geldi. Bakın tabii, bu zaten bu alıntı tweet ve işte bir takım yorumlar demek bu. Evet. Yani izleyicilerimize söylemek açısından. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na girdiğinizde görebilirsiniz. Bir tane olumlu yorum yok. Tabii. Normal olmaması çünkü burada hiçbir şey söylemiyor. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu her konuda bir şey söylerken, hatta diyelim Demirtaş'a sahip çıkarken, Kavala'ya sahip çıkarken, işte HDP'ye sahip çıkarken, meşru derken bilmem ne falan, yani hiçbir sorumluluk duymuyor ama ya bu çocuğumuzun bu intihara sürüklenmesinin sebebi şu tarikatlardır, şu cemaatlardır derken kendine bir sorumluluk hissediyor. Bir tepki verme gereği duymuyor ve bir de üste çıkmaya çalışıyor. Yani burada da dikkat ederseniz tıpkı Yeni Asya'nın manşetinde olduğu gibi faili örten, gizleyen, saklayan ve aslında hiçbir mesaj vermeyen bir yaklaşım var. Ya aslında şöyle, şimdi burada şöyle yorumlar yapılıyor bir takım psikiyatrik çevrelerinde. İşte intihar vakalarını sosyal medyada konuşmak işte ne derece doğru. Şimdi bir tutarlılık arayacaksak eğer Kılıçdaroğlu eğer bunu kastediyorsa bence böyle değil de zaten birazdan konuşacaklarımızda böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü siyasi sebepleri var bunu örtmenin arkasında yatan. Ama ekonomik krizlerle siyanür içen vakaları hatırlıyorsunuz. Geçen senelerde her gün onlarla ilgili bir sürü tweet atıldı. Ya da yine ekonomik kriz gerekçesiyle canını okuyan insanlar olduğunda bunlara açık açık söylendi. Yani burada söz konusu olan bir cemaat, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan bir cemaat. Tabii. Değil mi? Söz konusu olunca Kılıçdaroğlu bu konuda hassas davranmayı tırnak içinde tercih etti. Şimdi sadece Kemal Kılıçdaroğlu olsa bu hassasiyetin bir sebebi var. Deriz ki bu adam bireysel olarak bu konulara karşı böyle bir tavır alıyor. Tabii. Ama aslında Türkiye karşıtı cephenin bu konuda aldığı tavırı yan yana koyduğumuz zaman bu işin siyasi boyutu daha iyi anlaşılıyor. Tabii, tabii. Bir resim çıkıyor ortaya. Devam evet, edelim. Devam edelim. Enes'i hapsedildi, umutsuzluğa kurban verdik diyor Meral Akşener. Dikkat ederseniz Yeni Asya'nın manşeti neydi? Nurcuların evet, gazetesinin. İşte umutsuzluk yüzünden. Evet. Öldüm. Şok intiharın sebebi umutsuzluk. Şok intiharın sebebi umutsuzluk. Bu da umutsuzluğa. Yani mesela tarikat baskısına kurban verdik, işte cemaat baskısına kurban verdik, evet, işte çarpık yurt sistemine kurban verdik, yok. Cumhuriyetin aşınmasına kurban evet, verdik, yok. Neye kurban verdik? Umutsuzluğa. Yani çocuğun umudu yoktu, o yüzden intihar etti. Ve şöyle, aslında umutsuzluğu da şöyle temellendiriyor. Niye umutsuzdu mesela? Ya çocuk işte anlatıyor ya, ben şundan dolayı umutsuzum diyor, onu görmezden geliyorlar. Evet.
bunun düzeleceğine inanmıyorum diyor. Aileme gittim diyor, konuştum diyor. Ailem hayır dedi diyor, ısrarla diyor. Ben bu tarikat yurdundan kurtulamıyorum kardeşim. Ve canıma kıyıyorum diyor ya. Bu kadar basit. Bunu anlamıyorlar yani. Ya daha doğrusu anlıyorlar da işlerine gelmiyor. Ya bu arada şunu da hatırlatalım. Yani ne olursa olsun bu durumda olan herhangi bir kardeşimiz, bizi izleyen, bu duruma düşmüş, bu bunalım içerisine girmiş hiç kimseye de bu intihar olayının tabii, kesinlikle hatta mümkünse bize ulaşsınlar, bize ulaşsınlar, bize her yoldan ulaşabilirler. Evet. Biz hani o sorunları da çözmeye çalışıyoruz. İntihar hiçbir şeyin çözümü değil, hiçbir şeyin çaresi değil. Tabii. Hiç kimse sizi, aileniz dahi olsa istemediğiniz böyle yurt, işte size baskı yapan bir ortamda tutamaz. Evet. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir aynen diyoruz. Öyle. Aynen öyle. Tabii. Yani kimsesizseniz, cemaatin pençesi altındaysanız, bir telefonunuz uzağınızdayız. Tabii. Ne gerekiyorsa yaparız. Devam edelim. Şimdi Yavuz Ağaroğlu da işte dün bir televizyona çıktı. Kinini, garezini kötü bir örnek üzerinden boca etmek isteyen bir heves var. Şimdi bu bize kızıyor. Yani. Daha doğrusu bize değil de yani bu olay üzerine tepki duyan milyonlarca insana kızıyor. Siz diyor bu tarikatlara tepkinizi bu kötü bir örnek üzerinden niye boca ediyorsunuz? Bu şeye benziyor, hatırlayacaksın. Ensar yurdunda bir şey olmuştu. Değil mi? O zaman hükümete yakın bir bakan, bir bakandı sanırım. Dedi ki ya bu bir olayla bunu genelleyemeyiz dediği zaman linç ettiler değil mi onu? Şimdi burada bir olay var. Efendim bunu genellemeyelim. Bunu işte bütün cemaatlere mal etmeyelim. Bütün tarikatlara mal etmeyelim. Tamam etmeyelim de siz ne diyorsunuz? Ya demek ki siz madem bunu boca etmeyelim biz kinimizi, garezimizi. Demek ki siz bu tarikat yurtlarının falan devam etmesinden yanasınız. Ne diyorsunuz yani? Ha, kesinlikle. Bir de kin garez dediniz yani Cumhuriyet yurttaşına kin garez besleyecek tarikata, cemaate bilmem neye karşı herhangi bir olayda üstüne çıkacak. Yani böyle bir toplum da yok Türkiye'de. Ya kinle garezle ne ilgisi var? Cumhuriyet devrimi kanunları uygulansın diyoruz. Yani inkılap kanunları diye bir şey var. Tarikatlar, cemaatler şu an yasa dışı. Tabii yasa dışı. Yani bunu dile getiriyor insanlar. Başka bir şey söylemiyor ki. Devam edelim. Devam edelim. Ali Babacan da benzer bir yorum yapıyorsun Ağır Alioğlu ile birlikte. O da diyor ki yani kapatmak çözüm değil diyor. Başka bir çözüm önerisi olmayanlar kapatsın diyor. Şunlar bunlar kapatılsın diyorlar. Şunlar bunlar. Bu arada şeye bağlıyor bu konuşmada. HDP'nin kapatılma sürecine de bağlıyor. Yani kapatmak çözüm mü? Yani HDP'yi kapatmak çözüm mü? Efendim bu yurtları kapatmak çözüm mü falan? Bir de şey, devleti... O da faili gizliyor. Evet faili gizliyor. Bir de şunlar bunlar kapatılsın. Bari hani orada şeyi söyle. Tabii. Hani cemaat falan diyor değil mi? Mesela HDP'de ismi öyle. Burada onu bile söylemiyor. Tabii. Cemaat kapatılsın. Tabii. Devam edelim. Aslında bir sonraki görsel Ali Babacan'ın niyetini daha iyi anlatıyor. Evet. Bunda bugün galiba değil evet, mi? Evet bugün. Bugün sabah. İşte CHP'nin televizyonlarından birine çıkıyor ve diyor ki cemaat ve tarikatlar yüzlerce yıllık geleneğimiz. Dolayısıyla hani bu yurt olayından onları... Olur böyle şeyler. Böyle şeyler olur. Bunlar da işte şu anda CHP televizyonlarında bunları izliyor Atatürkçüler. Şimdi bizi izleyen diyelim bir şekilde CHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermiş ya da Türkiye'nin geleceğine dair oraya diyelim yönelen bir kişi bile varsa işte görün. Yani Türkiye tarikatlar şeyler değil mi? Müritler, mensuplar ülkesi olamaz diyen Türkiye Cumhuriyeti değil mi? CHP, İYİ Parti, Babacan. Bunları kuracağı, değil mi? Evet. İktidar olursa kuracağı ülke bu işte. Cemaat ve tarikatlar yüzyıllık geleneğimiz diyor. Yani bunlarla aslında hesaplaşmayan, bunların üzerine gitmeyecek. Aksine bunları kurumsallaştıracak, bunları alan açacak tabii. Bir muhalefet söz konusu tabii. Türkiye'de. Bak bir şey söyleyeyim. Yani AK Parti tarikatların üzerine gider, bunlar gitmez. Gidiyor da CHP zaten. CHP gitmez mesela. Gitmiyor mu AK Parti? Gidiyor tabii. Yani 15 Temmuz'dan sonra FETÖ Türkiye'nin en büyük tarikatı değil miydi? En büyük cemaati değil miydi? Doğrudan hatta en tehlikelisi diyebiliriz. Hatta doğrudan Amerika'ya bağlı. Amerika'ya bağlı. Tabii. Ya bunun üzerine giderken bunlar karşılarına çıkmadı mı? Tabii. Şimdi siper oldular. Hala da çıkıyorlar. Zaten şaşkınlık ve öfke o yüzden. Yani cemaat konusu olunca bir anda millet öfke yani zannetti ki bu siyasi parti liderleri çıkacak, hükümete öfke kusacak falan. Kardeşim biz işte şöyle layız, böyle layız. O bile yok. Tabii. Devam edelim. Devam edelim. İşte yine bizim sözde Atatürkçülerimizin çok beğendiği, işte hala keşke tekrar Fox'a dönse de haber sunsa falan dediği Fatih Portakal. Bunlar kapansın ya da yasaklansın demek ülke gerçekliğiyle uyuşmaz. Yer altına mı indireceksiniz? Daha büyük tehlike. Zaten şu an nerede? Yer üstünde mi? Bu iktidar değil, sonrasında gelecek olan da yapamaz. Sadece boş bir sözden ibaret. Önemli olan kurumlar olarak denetimini yapar. Bir kere müthiş bir karamsarlık. Tabii.
müthiş bir umutsuzluk var. Evet. Kendi o umutsuzluğunu, yalnızlığını, çaresizliğini, programsızlığını değil mi? Burada vatandaşa vermeye çalışıyor ve çok tehlikeli, diyor ki bu kurumlar denetilmeli diyor. Yani. Tabii. Yani denetim yapılmalı. Tabii. Yasallaşsın diyor. Resmi olsun diyor. Resmi olsun, devlet denetlesin diyor. Yani. Tarikatlar ve cemaatler yasal olsun diyor ya. İşte bir Cumhuriyet aydını diye sözde kendine çıkan, Atatürkçülük taslayan adamların. Ya bunlar işte haber sunarken şu bizim kullandığımız masanın üstüne bir tane Atatürk büstü koyuyorlar. Evet. İşte bizim bu izleyicilerimiz de hayran hayran bakıyorlar. Ya da arkasına Atatürk, vatandaşa Atatürk. Küfür ettikten sonra bir nutuk koyuyorlar. Tabii, bir nutuğun arkasında öz eleştiri yapıyorlar. Tamam. Evet. Bunlar böyle. Devam edelim. Bunlar böyle. Bir de gerçekten bu konuda sorumlu tavır alanlar var. Evet. Vatandaşı tarikatlar ve cemaatler konusunu aydınlatan, buralardan gençlerimizi kurtarmak için çözümler üreten, çözümler sunan, gerçekten Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik hassasiyetleri olanların, vatanseverlerin sesi olan yayın organları var. Övünmek gibi olmadı. Biz de onlardanız. Bugün öyle bir manşet attık, aydınlık bir sonraki görselimiz. Evet, gençleri tarikatların pençesinden böyle kurtarırız, aydınlık. Bu haberde bayağı bir ayrıntı var yani iç sayfalarda. İşte devlet yurdu sayısı, bu tarikat yurtlarının sayısı, bunların devlet yurtlarında niye yer yok, nasıl açılabilir, bunlar kamulaştırılmalı. Sadece bunların tarikat yurtlarının kamulaştırılması değil, ev görüntüsü altındaki bu sözde yurtların ya da bence örgüt evlerinin dağıtılması, takibata uğraması, bu... şu anda mesela 703 bin kapasite var devlet yurtlarında. Bu bütün sadece tarikat yurtları değil, bütün özel yurtlar kredi yurtlar kurumuna devredilmeli. Bu devlet tekelinde olmalı ve bu takdirde o kapasite 1 milyon 200 bine kadar çıkıyor. Çünkü 400 bin civarında, 400-500 bin civarında şey var, yüksek öğretimde özel yurt kapasitesi var. Onların devlete devredilmesi, yeni yurtların yapılması, evlerin dağıtılması ve aileleri de dönüştürecek bir biçimde ideolojik mücadele yapılması. Aydınlık çok net bir tavır aldı burada. Sayın Doğu Perinçek de bir gün önce çıkış yolunda eğitim kamu hizmetidir. Burada da yine hem barınma da eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu için barınma hizmetinin devlet tarafından sağlanması gerektiğini ve yine Atatürk'ün o Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar olamaz cümlesini de hatırlatarak değerlendirdi Sayın Perinçek. Devam edelim. Yine tabii gençlerle ilgili bir üniversite öğrencisiyle ilgili sorun olunca Türkiye Gençlik Birliği'nin konuyla ilgili yaptığı bir açıklama var. O da aslında aydınlığa benzer değerlendirmeler de yaptı. Devam edelim. Görevlerimiz var diyor. Cumhuriyete bağlı kalacağız diyor. Ve arkasından da yine yurtların kamulaştırılması talebini dile getiriyor. Evet. Şimdi nedir bu yeni Asya? Biraz oraya gidelim. Yani Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Babacan'ın suçlamamak için 40 takla attığı bu nurcular kimlerdir? Bugüne kadar, daha doğrusu son dönemde neler yapmışlardır bir ona bakalım. Aslında bu direkt manşetimiz şey, toplum ölü toprağını üzerine atıyor dediği adalet yürüyüşü. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü FETÖ ve PKK'yı kurtarmak üzere. Buradaki şeyler var, açıklamalar var. Can Gristan'dan almış, Gültekin Uysal'dan almış, Demokrat Parti Genel Başkanı. Mazlumdar eski başkanı Faruk Ünsal'dan. Evet. Adalet yürüyüşünün 15. gününde bir şey, manşet. Devam edelim. Devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi adalet yürüyüşüne destek büyüyor. Demokrasi için fırsat, Mithat Sancar'ın. Tabii. Orada HDP'yi görüyoruz, yani. Saadet Partisi'ni görüyoruz. İşte Ahmet Taş getiren, bugün Davutoğlu'nun ekibinde onu görüyoruz falan filan. Bunlar gördüğünüz gibi o bizim Atatürkçülerin maalesef peşine takıldıkları adalet yürüyüşüne manşetten destek verdiler. Devam edelim. Yine Yazı İşleri Müdürü adalet yürüyüşü sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte karavanda. Evet, ve birbirleriyle böyle çok güzel jestleşmişler. Mesela bu Yazı İşleri Müdürü Yeni Asya'nın Nurcu İbrahim Özdabak demiş ki, Said Nursi'nin bir sözünü hatırlatmış, Bediüzzaman Hazretleri'nin, hukuku umimiyenin müdafası hukukullah nevindendir. Yani Allah'ın hukukudur diyor. Genel şeyin, halkın hukukunu korumak Allah'ın hukukudur diyor. Böyle güzel sözler söylüyor. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da çok doğru bir söz ve aynen katılıyorum diyerek Bediüzzaman'a
katılıyor. Tabii sadece bu yaz işleri müdürlüğü düzeyinde bir temsili katılım ve orada işte değil. Bir takım söyleşi tabii. Değil. Devam edelim. Bir gazetecilik faaliyeti değildi bu tabii. Devam edelim. Burada da Yunasi grubunun evet. Adalet yürüyüşüne doğrudan katıldığı evet. Görüntüler. Kendi internet sayfalarından aldık bunları. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Evet, bu çarpıcı. Evet. Doğrudan genel yayın yönetmeni evet, değil mi? Kazım Dilekçüz. Adalet kurultayında konuşuyor. Herkes için hukuk ve demokrasi, demokratik devlet dinde, ideolojide dayatamaz. Evet. Şimdi bu, CHP bir adalet yürüyüşü. Kurultayı düzenliyor. Yürüyüşten sonra bu sanırım Çanakkale'de. Çanakkale'de olması evet. Lazım. Kurultay düzenliyor. Kurultay'da konuşmacı Kazım Güleçyüz, Yeni Asya'nın şeyi ve zulümler bitsin diyor. Tabii o dönemde ne zulmü var? 2017 yılından bahsediyoruz. İşte PKK'nın üzerine gidilmiş, FETÖ'nün üzerine gidilmiş. Ondan sonra bunlara zulüm diyor ve bu zulümler bitene kadar adalet çağrısı diyerek bu CHP yürüyüşüne desteği sunuyor. CHP de onu konuşmacı yapıyor tabii. Evet. Tabii şey yani Yeni Asya zaten şeyinde de görürsünüz logosunda da değil mi? Said Nursi'ye bağlı, Nur Cemaatine bağlı. Bunu açıktan da söylüyor. Adalet yürüyüşünde de biz zaten o zaman da işte Ahmet Altanlara, Nazlıcaklara yönelik tabii, çağrılar yapıldığında tabii. Benzer açıklamalar yapılmıştı. Hatta onunla ilgili hemen bir sonraki görselimizde Aydın'ın bir manşeti olması lazım. Evet. Evet. Kurultay'da Said Nursi propagandası. Şimdi ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani biz bu manşeti attığımızda dediler ki siz adalet yürüyüşünü karalamak için yalan söylüyorsunuz. Bir önceki manşette gördük. Tabii. Adamları kendi gazetelerine manşetlerini vermişler. Biz bunu söylediğimizde bize tuttu da siz işte karalamaya çalışıyorsunuz. Ya da Sayın Doğu Perinçek adalet işte değil mi? Yargı altın çağını yaşıyor bu dönemde dediği zaman adalet yürüyüşüne karşı tavır aldığı zaman değil mi? Tabii. O dönemde ciddi eleştiriler gelmişti o cene açısından ama İşte görüyorsun Said Nursi propagandasını yapıldığı bir adalet yürüyüşü. Evet. Bu arada tabii bizim arkadaşımız orada. Yani bir muhabir var. Bunu ajanstan falan alınmıyor. Orada Kazım Güleçyüz CHP'nin toplantısında açıyor şeyi. Said Nursi'nin kitaplarını. Ondan sonra şu bölümü okuyor. Said Nursi misyonerlikle ilgili şunu söylemiş. Zararı yoktur. Onlar da yapsınlar. Her zaman yapmışlar. Yani misyonerlik faaliyetlerini de övüyor. İşte Said Nursi üzerinden falan. Şeye benzetmiş Aydınlık bunu ve haklı. Bu dinler arası diyalog şeyi var ya FETÖ'nün. Şimdi, aynı kafa. O zaman işte bu yürüyüşün amacı tabii. Ortaya çıkmıyor mu? Yani FETÖ'yü kurtarmak. Zaten ilk başta dedi ya Kılıçdaroğlu yola çıkarken işte KYK'yla atılmış kişileri yeniden görevine geri döndürmek vesaire. Bu arada çok ilginç. Bazı saflar haberde var. Gidip orada Mustafa Kemal askerleriyiz falan diye bağırmışlar. Yanlış yürüyüşteler çünkü. Orada da uyarı yapılmışlar. Efendim tek bir slogan var. Hak, hukuk, adalet. Lütfen bu sloganı atmayın. Evet. Mustafa Kemal'in askerleriyiz falan. Niye? Çünkü Kazım Güleçyüzler, Bediüzzamanlar şey yapar, evet. Alınır. Şimdi o sizin az önce söylediğiniz yanlış yürüyüşe gelmiş Mustafa evet. Kemal. Eski alışkanlıklarında. Evet. Yani evet. Eski alışkanlıklarla Mustafa Kemal askerleri sloganı atan bir takım kandırılmış diyelim artık hadi. Kandırılmış, o yürüyüşe bir şekilde... İnanmış gitmiş. Orada da bu duygularını dile getirmiş ama gittiği yer o yer değil. hatta orada Said Nursi'nin kitaplarını okuyanlar o Mustafa Kemal'in askerleri sloganları ile ilgili bakın ne söylemiş. Tabii. Bir sonraki görselimiz de o var. Bakın bu yürüyüşten sonra tepkiler oldu tabii. CHP içinden de bazı tepkiler geldi. İşte Kazım Güleçyüz bu tepkileri değerlendiriyor. Ondan sonra hatta diyor ki CHP politikalarında pozitif değişme var. Hatta AK Parti iktidarında diyor Risale-i Nur'a getirilen Devlet Tekeli'nin ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava sonucu iptal etti diyor. Falan filan. Bu tepki gösterenlerin önemli bir kısmı Perinçek tayfasından ve bir bölümü de CHP'nin bu olumlu değişime direnen Bağnaz kesiminden gelen düzeysiz tepkiler. Bu bir anlamda safraları atma fırsatı olarak görmek lazım. Kim bu safralar? Safralar işte Mustafa Kemal'in askerleri. Yani CHP içerisinden safralar atılıyor. Zaten o mitingde diyelim toplantıda Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attırılmaması, evet. Atanın engellenmesi, CHP'nin o kendi içindeki tırnak içinde söylüyorum Kemalist safraları atma sürecinde olduğunu gösteriyor. Kazım Güleçyüz de haklı olarak bunu tespit etmiş. Tespit etmiş ve ondan sonraki süreçte zaten tamamen doğruladı bu tabii. Gelişmeleri. Tabii. CHP'nin bugün geldiği noktayı bir sonraki görselimizde, videomuzda Kılıçdaroğlu grup toplantısında tabii. Çok net bir şekilde ifade ediyor. Evet. Safralarını atmış tabii. Bir CHP grup toplantısında bakın Kılıçdaroğlu evet. Ne söylüyor? Evet. Bizim demokrasi anlayışımız, demokrasi kültürümüz farklıdır.
Biz bizim gibi düşünmeyenlerin de özgürce konuşmalarını isteriz. Yazmalarını isteriz. Sen Said-i Nursi'nin kitaplarını yasakladın. Biz o yasağa karşı Anayasa Mahkemesi'ne... Bravo. Tebrikler. Bu kadar ne söylenebilir? Bunu diyor alkışlamışlardır. Ki... Şimdi bu videonun tabii. devamı yok da yani... Tabii. Erdoğan'a diyor ki sen Said-i Nursi'yi yasakladın, ben şey yaptım. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüm diyor. Said-i Nursi kim? Yani mesela Atatürk'ün partisi olduğu söyleniyor CHP değil mi? Onun genel başkanı. Peki Said-i Nursi kime karşı hareket ediyordu? Neden yargılandı? Neden idam edildi? Hangi dönemde edildi? Bunların hiçbir anlamı yok mu? Kürt Tiyali cemiyetlerinin içerisinde. Evet, tabii. Yine Tiyali İslam cemiyetlerinin içerisinde. Cumhuriyet karşıtı. Evet. Yani hiçbir aslında değil mi? CHP birlik kitlesine baktığımız zaman bu hassasiyeti duyan değil mi? Atatürkçü, Cumhuriyetçi falan kesimlerin buna doğrudan tepki göstermesi gerekiyor. Ya bu çok hızlı bir dönüşüm. Yani ne oldu yani? 10 yıl önce yani 10 yıl kaç sene oldu? 11 sene mi oldu? 11 sene oldu Kılıçdaroğlu geleli. Mesela 12 sene önce bir CHP genel başkanı çıkıp da Said-i Nursi'nin kitapları yasaklanamaz, ben Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorum dese yıkılırdı ortalık. Ya tepe koyarlardı onu. Yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne gitmese yine tepe konulur. Ha tabii. O derece. Tabii tam tersini yapması evet. bekleni. Demek ki o safralar temizlenmiş. Buradan evet. CHP tabanına sesleniyorum. Siz Bediüzzamancı mısınız? Siz mesela buna tepki gösterdiniz mi? Bu size tuhaf gelmiyor mu? Bunu eleştirdiniz mi? Eleştirmediniz herhalde ki sonraki kongrelerde de seçtiğiniz delegeler gitti bu Kemal Bey'i şey yaptı. Genel başkan seçti. Ve zaten bu çizgiden dolayı bugün işte FETÖ KHK'dan atılanları geri alacağım, yok işte Demirtaş'ı çıkaracağım, odur budur diyor. Yani o adalet yürüyüşü sırasındaki yapılan çıkışların, diyelim attığımız manşetlerin, Vatan Partisi'nin yaptığı açıklamaların, Boğaz Ayı çıkışı. Ya çok enteresan bir şey. Yani ben o zaman ne kadar haklı olduğunu bu grup toplantısı konuşmasında çok net görmüş oluyoruz. Partide Vatan Partisi'nde o zaman yönetici görevdeydim, hala öyleyim ama o zaman daha idari bir görevdeydim. Bizim tabanımızdan dahi, ya bırak CHP'lileri, bizim tabanımızdan dahi, biz niye bu yürüyüşe gitmiyoruz, hadi adalet yürüyüşüne, adalet kurultanında niye yokuz diye feveranlar olmuştu. İşte bundan yokuz. Yüksel Yeni Uruk. Ne yapalım? Bizimkiler gidecek slogan atacak diyelim. Orada Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Orada bir dakika. Bir dakika biz Risale-i Nur okuyoruz bir saniye. İşte bir öbür tarafta da Ahmet Türk falan çıkacak. Onlar evet. da işte Demirtaş çiçeklerle falan gelecek, falan. Kollara girecek falan. Evet, bu yüzden yoktuk yani. Evet. Yani bir an tereddüt, yani mesela biz bir de karşı tavır aldık. Gitmeyeceğiz ve gidilmesi yanlıştır evet. diye tavır aldık. Gidenlere ben de mesela, siz dedik bonzayla uyutuluyorsunuz. Tabii bonzayla uyutuldukları ortaya çıktı. Bonzayla uyutulup safra yapıldılar, atıldılar. Yani sonuç evet. o. Yani ben şuna kızardım mesela, mensup olduğum parti sessiz kalsa dahi kızardım. Tabii. Mesela yorum yapmasa, geçiştirse, ya onlar da yürüyor işte bize ne falan dese ben gene kızardım. Ki bunlar o yürüyüşte bulundular ve alkışladılar. Ya, biraz hızlanalım, süremiz de bitmek üzere, 10 dakikamız kaldı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına Said-i Nursi çevresi, Nur cemaatinden övgüler geldi. Bediüzzaman'ın çözümleriyle Yeni Asya'nın diyelim yayınladığı bir kitapçıkta. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü dönemine dair bir sonraki görseli hızlıca gelebiliriz. Bir de bunlar skolastik oldukları için hala Bediüzzaman'ın çözüm üretebildiğini düşünüyorlar. Evet. Yani hala bugün yaşadığını ve çözüm ürettiğini falan düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun burada evet. bakın hemen ikinci paragrafta Kılıçdaroğlu'nun cemaatlere saygılıyım ifadelerinin olumlu bulan değerlendirmeler var. Devam edelim. Yine bu kitabın 160. sayfasında da ondan sonra vaktiyle Bediüzzaman'a yapılan zulümleri hatırlatarak partisine yüklenen başbakan cevap verirken Said-i Nursi'nin eserlerini kütüphaneye koyan biziz diyerek sergilediği yaklaşımda bu çerçevede anlamlı. Onun için CHP'deki bu olumlu değişimin teşvik edilip desteklenmesi gerekir diyoruz. Çünkü bunun CHP'yi ve siyaseti aşan boyutları olduğunu düşünüyoruz. CHP'nin Bediüzzaman'la barışması onu da herkesi de rahatlatır. Son sözümüz Said-i Nursi siyasi kavgaların aracı değil ilacıdır. Evet. 24. görsele gelelim arkadaşlar direkt. Yeni Asya'nın 50. yıl ile evet. ilgili yaptığı diyelim manşetine. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Meral Akşener, Mustafa Destici, CHP Hatay Milletvekili İsmet evet. Tokdemir. Demokrasi mücadelesinin önemli katkıları vardı. Devam edelim. Bir sonraki görselde Kılıçdaroğlu ne söylediği var?
mesaj yollamış. Mesaj gönderiyor. Yine hemen devamında Meral Akşener'in mesajı var. Evet. Şimdi bir meşveret yayınıdır diyor. Böyle göklere çıkarıyorlar bu arada. Hani kutlarız diye böyle renksiz bir şey de değil. Her ikisi de öve öve bitiremiyorlar Yeni Asya'yı. Aslında o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bu değerlendirmelerimizle birlikte Nurcular, Nur cemaati diyebiliriz. Yeni Asya grubu, Said Nursi, Risale-i Nur'ların okuyanlar Demokrat Parti üzerinden Millet İttifakı'nın orta haline gelmişler. Tabii tabii. Yani Millet İttifakı'nda Demokrat Parti neden var diye zaten bir tartışma hep vardı. Değil mi? İşte bu yüzden var. Tabii. Demokrat, yani Yeni Asya'nın her haftada bir manşetine bakarsanız Gültekin Uysal'ın Demokrat Parti'nin genel başkanının yaptığı açıklamayı bir şekilde görürsünüz. Yani şimdi o bir parti değil. Parti değil, evet. O şey, nasıl denir? Bir beden, o ruh o bedene girmiş, onu kullanıyor. Yoksa Demokrat Parti diye bir şey yok. Yeni Asyacıların partisi Demokrat Parti, Nurcuların partisi. Bu eski tabii Demirellerin, efendim Menderes'lere kadar giden o geleneğin devamı değil o. Bugün yani Yeni Asyacıların kuklası olan bir parti bu. Tabii bu tabloya baktığımız zaman da yani ittifakın bir bileşeni olmuş Yeni Asya grubunun. Evet, bu değerlendirmeyi yaptığımızda Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın, Davutoğlu'nun değil mi? Evet. Akşener'in neden böyle yanlarına Gültekin Uysal almaları nedeni işte bu Yeni Asyacılarla olan muhabbetleri. Enes'in intiharını neden gizlediğini, örtbas ettiğini de değil mi? Bu tabloda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bu Yeni Asyacılar ne yapmış? Yani biz Yeni Asyacıların bu işte değerlendirmelerini alıyoruz, Risale'yi sadece buraya mı takıldık? Evet. Türkiye'nin milli güvenlik konularında bunlar ne yapmış? Şimdiye kadar ne tavır almışlar? FETÖ ile ilişkileri neler? Tamam. İşte 15 Temmuz, 16 Temmuz bu işte ondan sonraki 3-4 gün boyunca attıkları manşetler neler? S-400'e nasıl yaklaşmışlar? Tamam. Değil mi? Türkiye'nin sınırı yani Türkiye'nin milli konularında ne demişler? Ne demişler? Bir bakalım, devam edelim. Evet, 16 Kasım 2015, Samanyolu grubuna hukuksuz karartma. Şimdi biliyorsunuz o tarihlerde devlet Zaman Gazetesi'ne, efendim Samanyolu Televizyonu'na ve diyelim bugün böyle birkaç tane FETÖ'cü yayın organı vardı. O yayınlara şey yaptı, kapattı ve hem CHP hem bugün İYİ Parti'de olan bir takım sözde milliyetçiler, ondan sonra gidip orada şey oldular, ona kalkan oldular. Eren Erdemler falan düşün. Yeni Asya'da FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasını, yani bu işte Ergenekonları, balyozları falan yapan, onun propagandasını yapan yayınlardı bunlar, onu hukuksuz olarak değerlendiriyor. Devam edelim. Yine Yeni Asya'nın genel yayın yönetmeninin attığı 2015 yılında bir paylaşım var, yaptığı paylaşım. Karaca ve Baransu'dan sonra Gültekin Avcı'yı da aldılar. Yani Karaca ve Baransu dedi, Hidayet Karaca, Samanyolu'nun genel yönetmeni değil mi? Evet, Mehmet Diğeri Baransu. Baransu, bavulcu. Tarafın bavulcusu. Değil mi? Bavulcu. Yani, evet. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının arkasında olan Gültekin Avcı'da hatırlayacaksın, bugün FETÖ'nün Bugün gazetesinde yazıyordu ve o dönem bir emekli savcı, daha doğrusu meslekten atılmıştı sanırım, tam şimdi anımsayamıyorum. Savcı kimliğiyle televizyonlara çıkartıp, savcı kimliğiyle orada televizyonda yargılamalar yapıyordu. İşte Ergenekon, derin devlet, bilmem ne, asalım, keselim. Gültekin Avcı da o. İşte CHP'nin ittifak yaptığı Kazım Güneç yüzü de bu. Devam edelim. Bakın, yine o dönemler, yani Türkiye'nin FETÖ'yle mücadeleye başladığı dönemler, PKK'yı silahla bitirme kararı verdiği dönemler, Samanyolu'nun falan üzerine gitmeye başladığı dönemlerde, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin diye bahsettiği kardeşi Seyfullah Gülen vefat etti. Yeni Asya'da çıkan haber. Evet, halbuki Hoca o dönem Efendi adı konmuştu, paralel devlet yapılması diye. Henüz 15 Temmuz olmadı ama ondan bir kısa bir süre öncesi bu. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kardeşi Seyfullah Gülen diye veriyor. Evet, bir sonraki görselimizde yine Gültekin Uysal. Demokrat Parti'nin o dönem Samanyolu'nun kapanmasıyla ilgili yaptığı açıklama var. Hukuksuz karartmaya sosyal medyadan tepki gösteriyor. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi bu bundan sonraki birkaç görselim şöyle olacak. 15 Temmuz, 16 Temmuz gecesinden sonra bunlar işte birkaç gün sonra artık ne olduğunu anladığı Türkiye'nin döneminde manşetleri sıralıyoruz şimdi. Mesela Yeni Asya'nın 19 Temmuz günü attığı diyelim darbeden 2 gün sonraki manşet. Darbeyle mücadele hukuk içinde olmalı. Şimdi direkt buna yönelik bir kuşkuyu ortaya atıyor değil mi? Tamam, yani siz önünüze geleni alıyorsunuz. Cadı avı yapıyorsunuz vesaire tartışmalar yapıyorsunuz. Yine
Bir başyazı var burada. Kalkışma lanetlenirken falan filan diyor ama bakın birinci sayfa 19 Temmuz olmuş. Darbeden 3 gün sonra herkes belli değil mi? Fethullahçıların bu işi yaptığı belli. Fethullah terör örgütü belli. İşte silahları var. O da artık ortaya çıkmış değil mi? Meclisi bombalamışlar. 251 şehidimiz var. Bunlar birinci sayfada bir yerinde bakın Fethullah Gülen ismi geçiyor mu? Yok. Bir yerinde FETÖ yok, Fethullah yok, Gülen kim yok. Kim yaptı bu kalkışmayı? Tabii. Bir grup asker, bir grup. İyi saatte olsunlar. Evet. Üç harfliler yapmış. Üç harfliler yapmış. Devam edelim. Yine 22 Temmuz günü manşeti İnsan Hakları Sözleşmesi askıda. Şimdi olağanüstü hal ilanının ardından attıkları manşet bu. Onlara göre FETÖ'yle mücadele için olağanüstü hal, ya ülke darbe yaşamış falan. Darbe teşebbüsü yaşamış. Doğal olarak olağanüstü hal ilan edilmiş. Onu insan hakları askıda. Aşağı doğru inebilir miyiz arkadaşlar? O hal tedirginliği. Bakın orada görüyorsunuz. Ben aşağıda hiç tedirgin böyle... değilim. Ya işte o hal ilan edildiğinde devlet FETÖ ile daha iyi mücadele edecek, daha kararlı tabii mücadele edecek değil mi? Diye tabii hepimiz bir an önce bu sürece tabii başlasın diye hepimiz... Şey ama bunlar daha... kepenkleri indirdi. Bak evet, işte bak. O hal karikatür çiziyorlar sözde komik olmayan şeyler falan. O hal geliyor diye vatandaş kepekleri indirdi diye evet karikatür yapmışlar. Devam edelim bir sonraki görselimiz. Bu arada tabii yine darbeden işte o hal süreci, o hal ilan edilmiş. 20 Temmuz'da o hal ilan ediliyor, 21 Temmuz manşeti. Şöyle 22 Temmuz'da o hal ilan edilecek. Yani o hal tartışmaları var. Türkiye bu süreci nasıl götürecek diye. O hal tartışmaları var. Yargının üzerine bir görev yüklenilmesi gerekiyor. O hal kararı alınacak vesaire. Ondan önce manşetten yargıya uyarı yapıyorlar. Yargıya ne üzerinden? Uyarı. Saydın Nursi üzerinden. Yargıya tarihi uyarılar. Tarihi uyarılar ne? Saydın Nursi'nin mahkemeler hissiyattan ve harici tesirlerden tamamen azade ve serbest olarak çalışmalı ki adalet tecelli edebilsin. Sanki çok büyük bir sözmüş gibi. Neyse. Ya buradaki hissiyat ve harici tesir dediği nedir? Yani 2021 Temmuz darbeden 5 gün sonra ne gibi bir hissiyat ve tesir olabilir? Tam oradaki en ya büyük şunu iklim şu. Siz böyle hakimler, savcılar, hükümet FETÖ-METÖ diyor ama. Ona uymayın diyor. Siz ona uymayın FETÖ-METÖ falan. Hakim iklim oydu. Tabii. Yani yapacak onlara diyor edecek tesir şu. Daha çok mücadele, daha kararlı mücadele tesiri ve iklimi vardı Türkiye'de. O hakimdi. Uyarı ona karşı yapılan bir uyarı. Darbe soruşturması gözaltına alınanlar 10 bini geçerken görevden el çektirilenler 50 bine yaklaştı. Hukukçular endişeli. Kalsınlar yani değil mi? Yargıda kalsınlar, orduda kalsınlar, efendim emniyette kalsınlar. Her yerde kalsınlar. Yeter ki siz endişeli olmayın. Evet. Devam edelim. Bakın bu da daha yeni. Tabii. 7 Ocak 2002 günü Yeni Asya'nın genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün yine yazdığı bir yazıda diyor ki 17-25 Aralık sonrası Perinçek'in adını biz koyduk dedi. Tırnak içinde örgütle mücadele de Erdoğan'ın görevlendirdiği bir ismin. O mücadele gerisi önemli. Evet, gerisi uzun. Zaten başlıkta da saraydaki F nokta 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 raporu. Yani FETÖ demeyi reddediyor. FETÖ yok onun için. Hayır. Zaten tırnak içinde örgüt diyor. Tırnak içinde örgüt. Yani işte bakın bugün işte bu adamların yurdunda, bu adamlara yakın yurtlarda diyelim o çocuklar intihara sürükleniyor. Ve bunlardan siyasi destek alacakları için işte Kemal Kılıçdaroğulları şunlar bunlar buna çıtlarını çıkartamıyorlar. Evet. Devam edelim. Şimdi Yeni Asya grubu HDP'nin kapatılması konusunda da değil mi, aldığı tavır ortada. Ayrım yapmadan parti kapatmalarına itiraz ettik. Parti kapatmak çözüm değil. Bakın burada da çok çarpıcı. Yani bu kişilere de ders olsun. Bu isimler üzerine değil mi, arkasına giden varsa inanan. İşte Süheyl Batum'la kim Süheyl o? Sabi Kanadoğlu'na Abdullah Gül'ün. Abdullah Gül'e yan yana. Ve onların utanırlar mı bilmiyorum. Yani onların zaten sürüklendikleri yer orası. Yani şu tablo aslında diyelim HDP kapatılmasın diyen, değil mi? Kesime çok uyarıcı. Abdullah Gül, Said Nursi, Yeni Asya. Enes o grup şeyde evde intihar etti. İşte, ve işte kendini Atatürkçü diyen bir kesim. Evet. Devam edelim. S-400'lerle ilgili yine açıklamaları Yeni Asya'nın. S-400'ler sıkıntılarıyla geldi. Evet. En son görüntü... Bunlar hasta aynı zamanda. İşte Kazım Güleçyüz'ün bir başka yazısı. Hasta da demiyorum, özür dilerim, geri alıyorum. Niye darbe oldu? 99 depreminin merkez üssü Gölcük'tü. Neden? Çünkü o dönem Gölcük'teki başörtüsü zulmü işte Gayretullah'a dokunmuştu. Allah'ın gücüne gitmişti diyor. O yüzden orada deprem oldu diyor. Evet, süremiz bitti. Son görselle birlikte bitirelim
Sayın Kureyan. Bakın burada Demokrat Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye'yi Said Nursi modeline ihtiyacı var. Evet. Manşetiyle Yeni Asya'nın sür manşetini koyduk. Ne gösterdik bugün, ne anlattık? Millet İttifakı Demokrat Parti üzerinden Yeni Asya grubuyla Nurcularla ittifak halinde. Evet. Bu cemaatlerde, bu evlerde değil mi, bir takım gençlerimiz baskı altında kaldı ve intihar etti. Ve bu ittifaktan dolayı da bu diyelim intihara sürükleme, hatta belki de cinayet vakasına sessiz kalıyorlar. Evet, sessiz kalmadı. Dolayısıyla döktükleri bütün gözyaşları da yalancı gözyaşları. Bunların ne Atatürkçülüğü var, ne ulusalcılığı var, ne milliyetçiliği var. Hiçbir şeyleri yok. O zaman bugün de, buyurun, mumumuzu söndürüyoruz. Evet. Bir Yalancı'nın Mumu programından sonuna geldik. Bizden sonra Sayın Sinan Fıstıkoğlu konuklarıyla birlikte sizlerle olacak. Ulusal Kanal ekranlarından ayrılmayın. İyi akşamlar.